Eskişehir'in Ediyor'dan hepinize merhaba. Bugün insanlara bir süper gücünüz olsaydı bu güç ne olsun isterdiniz diye soracağız. İzleyelim. Bir süper gücünüz olsaydı bu güç ne olsun isterdiniz? Ben anatomi fullemek isterdim açıkçası. Tıp okuyoruz galiba. Evet. Zor mu biraz? Biraz zor. Son sınavdan 0 aldım mesela. Son sınavdan evet. 0 aldın. Öyle bir sistem kurmuş adamlar ki 0 alabilmek için soruların 4'te 1'ini yapmanız gerekiyor. 4'te 1'ini yapıp 0 aldım. Fullemeyi isterdim açıkçası. İlk defa mı aldınız peki bu dersi? Evet, yeni başladım. 1. sınıfım ben. İlk sınavımdan 0 aldım. Güzel bir başlangıç olmamış sizin evet. için ama bundan sonraki süreçte başarılar dileyelim teşekkür o zaman. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Peki başka? Peki başka? Daha böyle fantastik şeyler. Daha fantastik şeyler. Filmlerde de görüyoruz. Ya uçmak isterdim ben kuşlar gibi ne güzel. Değil mi? Uçmak özgürlük gerçekten. Aynen öyle. Nereye giderdiniz? Amsterdam'a giderdim. Orada kekmek yapıyorlarmış. Bilirsiniz yasa dışı kekler. Amsterdam'a uçmak isterdiniz. Aynen. Peki. Amsterdam çok güzeller ha. O zaman yurt dışına çıktınız mı daha önce de? Hayır çıkmadım. O zaman ilk rotanız Amsterdam olur aynen. mutlaka. Çok övüyorlar. Arkadaşım gitmiş. İşte şöyle gezdim, böyle yaptım falan filan. Çok güzel şehirmiş. O yüzden Amsterdam diyorum. Turistik alanları da gerçekten çok iyi değerlendirmişler. Eskişehir'de hatta biraz benziyor. Hı hı, aynen öyle. O yüzden ben burayı tıpı Eskişehir için yazdım. Yoksa mühendislik yazacaktım. Dedim Eskişehir çok güzel şehir. Ben bu tarz şeyleri seviyorum ben. Güzel. Nereden geldiniz? Sakarya'dan geldim. Sakarya'dan geldiniz. Eskişehir tıpı bu yüzden yazdım. Aynen öyle. Bir süper gücünüz olsaydı bu güç ne olsun isterdiniz? Telepati yeteneğimin olmasını isterdim. Peki kimlerin aklını okurdunuz? Yani her insanın sevdiği, herkesi sevemiyorsun. Tabii ki sevmediğin insanların fikirlerini öğrenmek istersin bence. Sevmediğiniz. Peki biraz üzülür müydünüz? Kinlenirdim muhtemelen. Kin tutar mısın? Birazcık. Kin tutmak zor bir şey aslında değil mi? Sizin için de zor aslında. Yani zor oluyor evet, yorucu oluyor. Öyle. Peki sevdiğiniz insanları neden istemediniz? Yani değer verdiğim insanların benim hakkımda kötü düşüncelerini öğrendiğimde çok daha yorucu olurdu. Bence. Garanticisiniz aynen, biraz galiba. Söyleyeyim. Bir süper gücünüz olsaydı bu güç ne olsun isterdiniz? Vallahi süper güce gerek yok bence, böyle olmak daha iyi. Süper güçsüz de insan yaşayabiliyor. Tabii yani. Tabii ki yaşayabiliyor. Bazı şeylerde ama istiyoruz değil mi? Ben hiç istemedim bu zamana kadar, böyle olmayı seviyorum ya. Yani benim normalim bu, süperi falan bana gelmez mi diyorsun? Bize gelmez ya. Yani. Bir süper gücün olsaydı, sen biliyorsundur bu işleri. Süper kahramanlar var biliyorsun, birçok filmleri var, oyuncakları var. Bu güçlerden birisi senin olsaydı hangisini seçerdin? Görünmezliği seçerim. Peki neden görünmezlik? Çünkü insanlara yardımı olan, çok yardım isteyen hal... İhtiyacı olan insanlara evet, değil ihtiyacı mi? İhtiyacı olan insanlara para verirdim onlara görünmeden. Yani iyilik yapardın ama aynı zamanda kendini de saklardın değil mi? Evet öyle yaparım. Çıkarsız bir şekilde iyilik yapmış oluyorsun böylelikle. Evet öyle oluyor. İyilik demek de bu demek değil mi? Evet. Çok teşekkür ederim güzel hayallerin için. Peki annesi, size de aynı soruyu soracağım. Sizin bir süper gücünüz olsaydı ne isterdiniz? Ben çok hızlı hareket etmek isterdim. Hayatın koşturmacası değil mi? Başka türlü çünkü yetişemiyorsunuz bir şeye. Kaldı ki kendinizi vakit ayırmayı bırakın, başkalarına da vakit ayırmanız gerekiyor. Her anlamda tanıdığınız, tanımadığınız. Bu yüzden çok hızlı hareket edip her şeye aynı anda yetişmeyi çok isterdim. Evet, Kıvanç da olunca onun okulu, sizin kişisel işleriniz değil mi? Aynen, aynen öyle. Ama keşke olabilse de, hayallerimiz de var en azından. Ben de uçmayı istiyordum ya da ışınlanmayı ama şu an bunu söyledikten sonra ben de çok hızlı hareket etmeyi istiyorum. Doğru söylüyorsunuz. Ama mesela çocukluğumda ben Süpermen'i çok severdim. Süper kız vardı. Çocukluğumda onun rüyalarıyla büyüdüm ben. Hatta Süpermen benim kuzenim olur diye bana uçmasını öğretmesini isterdim. Hiç unutmuyorum. Ben bunu anlattığım zaman arkadaşlarım bana çok gülerlerdi. Hala fantastik filmleri çok seviyorum mesela. Evet çok güzel. O hayal dünyasının içinde bulunmak, gerçeklikten çıkmak çok evet. güzel bir şey. Onu birazcık da oğluma da aşıladım. Şimdi birlikte bu tür filmleri gayet güzel izliyoruz. Peki en son hangi filmi izledin? Hatırlıyor musun böyle süper kahramanlı bir film? En son Flash'ı izledim. Flash'ın özelliği ne peki? Hız, süper hız. Yani annenin istediği şey değil mi? Evet. Peki Flash'la arkadaş olmak ister miydin? Çok isterdim valla. Çok hızlı hareket ediyor. Zaman ayırıyordur yani her şeye. Çok iyi.
Hatta çok hızlı hareket edip zamandan bile yani ışınlanabiliyordu değil mi? Evet. Öyle. Harika bir özellik. Evet, bence de. Efendim, eğer bir süper gücünüz olsaydı bu güç ne olsun isterdiniz? Eskiye dönmek isterdim. Neden eskiye dönmek isterdiniz? Neyi arıyorsunuz eskide? Şimdi eski Tom Hanks Texas gibi eski seyrettiğimiz veya okuduğumuz kitaplar vardı. Ama şimdi öyle bir şey yok. İnternet olayı var. Şimdiki gençler yani çok kötü durumda yani bu konuda. Yani onların bizim yaşadıklarımızı yaşamasını isterdim. Siz tamamen dünyayı mı geriye döndürmek istiyorsunuz yoksa sadece kendiniz için mi istiyorsunuz bu zaman yolculuğunu? Kendi açımdan söylüyorum. Yani çocukluğunuza döner yine Tom Hanks Texas mı okurdun? Aynen. Bir süper gücün olsaydı ne isterdin? Uçmak isterdim. Neden uçmak isterdin peki? Vallahi kuşlar gibi dünyayı gezmek isterdim. Uçmak özgürlük mü sence? Aynen. Peki dünyayı gezeceğim dedin. Bu rotayı biraz söyleyebilir misin? Türkiye'den çıktın. İlk nereye gidersin? Amerika, Paris. Amerika sonra Paris. Los Angeles. Los Angeles. Amerika'da kalı tekrar Amerika'ya dönüş. Pekala. Daha önce gittin mi? Yok, gitmedim. Türkiye'den çıkmadım. Türkiye'den çıksaydın ilk Amerika'ya giderdin o zaman. Aynen. Peki başka uçmak dışında var mı aklına gelen bir süper güç? Görünmezlik olabilir. Görünmez olup ne yapardın peki? Görünmez olup? Vallahi bilmiyorum, şu an aklıma gelmiyor bir şey de. Kalabalığın içinde biraz görünmez bir şekilde gezmek enteresan olurdu gerçekten. Aynen, değişik bir duygu. Amcacığım, diyelim ki bir süper gücün olacak. Hangisini isterdin? Süper güç istemiyorum. Sağlık ve huzur istiyorum. Süper güce gerek yok. Sağlığım ve huzurum olsun yeter mi? Yeterli. Ama süper güç de çok kolaylaştırabilirdi belki hayatını. Yok, istemiyorum. Mesela ölümsüzlük de bir süper güç. Yok, ölüm olmazsa zaten birbirimizi yeriz o zaman. Ölüm olmazsa birbirimizi yeriz. Zaten şimdi yiyoruz, o zaman temelli çiğ çiğ yeriz. Efendim, eğer bir süper gücünüz olsaydı ne olsun isterdiniz? Hayvanları iyileştirme gücüm olmasını isterdim. Ve hep barış olmasını sağlamak için elimden geleni yapardım. Dünya barışı kesinlikle, değil mi? Kesinlikle. Gerçekten çok ihtiyacımız var. İkisine de çok ihtiyacımız var tabii ki. Ama bu son zamanlarda da maalesef acı olaylar yaşıyoruz. Maalesef öyle. Yani hiç istemiyoruz. Yani bir Türk halkı olarak biz savaştan yana değiliz. Ya da ayrımcılıktan yana değiliz. Hep böyle bir arada olalım, mutlu olalım. Düşüncemiz hep bu. Tüm İnşallah dünyada aynı şekilde. Sadece Türkiye için öyle. Değil. Tabii mutlaka tüm dünyada dalga dalga yayılır bu. Umarım öyle. Umarım o zaman sizin İnşallah süper gücünüz bu olur. Umarım. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Efendim, bir süper gücünüz olsaydı bu gücün ne olmasını isterdiniz? Geçmişe dönmek. Peki hangi tarihe dönmek? Yani zamanda yolculuk yapıyorsunuz. Hangi tarihe dönmek isterdiniz? Lise çağlarına dönmek isterdim. Lise çağlarında neyi özlüyorsunuz? O okul hayatı daha hoştu, daha güzeldi o zamanlar. Daha bir şeylerin sorumluluğu yok aynen üzerimizde. Aynen öyle. Gençlik peki, zamanları daha güzeldi. Arkadaşlıklar farklı. Aynen, evet. Böyle ekonomik sıkıntılar. Tabii ki, nerede? Hiçbir şey umurumuzda değil. Nerede akşam, orada sabah. Efendim, eğer bir süper gücünüz olsaydı bu gücün ne olmasını isterdiniz? Görünmez olmak isterdim. Peki ne yapardınız görünmez olup? Giremediğim yerlere giderdim. Yani hayal edemediğim yerlere gitmek istiyorum mesela bazen. Onlara girmek isterdim. Onlar için, hayal ettiğiniz yerlere girmek için maddiyat gerekiyor tabii. Evet. Görünmez olunca kimse sizden para isteyemez. Aynen, bir de bazen yasaklı bölgeler falan oluyor ya. Hmm. Maddiyat da değil bu. Hani giremiyorsun yasaklı bölgeler olduğu için. Oralara girmek isterdim yani. Bazen hani arkadaş ortamı olur. Hmm. Hani onlar da hani mesela evleri, kullandıkları bölgeler falan oluyor ya. Evet. Hani gizli saklı yaptıkları şeyleri görmek isterdim açıkçası. Sizin arkadaşlarınızın sizden gizli yaptığı her şeyi öğrenirdiniz. Aynen, kesinlikle. Çok merak ediyorum yani insanlar ben yokken neler yapıyor, neler konuşuyor, onları duymak isterdim yani. Peki sizin hakkınızda olan şeyleri merak eder misiniz? Tabii ki de. O yüzden zaten görmez olup onları görmek isterdim yani. Peki telepati, yani insanların düşüncesini okuyabilme özelliği. Böyle bir çok şey ister misin? Mantıklı. Yani ama o zaman bir yerlere gidemezdiniz. İstemezdim, yok onu istemezdim. Yani insan bundan biraz tedirgin oluyor, korkuyor evet açıkçası. Hani her insanın benimle ilgili neler düşündüğünü duymak istemezdim açıkçası. Biraz depresyona bile sokabilir insanı gerçekten. Aynen, kesinlikle evet. Ama söylediğiniz gibi görünmezlik gayet mantıklı. İyi. Müzeleri bile, dünyayı bile kesinlikle maddi yatsız bir şekilde sıfır evet parayla gezebilirsiniz. Aynen, kesinlikle mükemmel bir şey olurdu ama imkansız sanırım.
Biz de zaten hayallerimizden konuşuyoruz. Evet, kesinlikle. Bir süper gücün olsaydı hangisini isterdin? Uçmayı isterdim. Neden uçmak isterdin? Nerelere giderdin? New York'a gitmek isterdim. Orada daha yaşam alanları daha iyi olduğu için ve nasıl desem, insanlara karşı bir ilgi daha fazla orada. O yüzden yani uçup oraya gitmek isterdim yani. Peki Amerika'ya gittin diyelim ki. Evet. Ne ilk yapacağın şey ne olurdu? İlk yapacağım şey insanları tanıyıp ve orayı bir ele almak olurdu yani. Bayağı gezmek isterdim orada. Avucunun içi gibi bilene kadar. Evet. Gezerdin. Evet. Bir süper gücün olsa hangisini isterdin? Uçmak isterdim. Neden uçmak isterdin peki? Ne yapardın? Yani uçarak, yani dünyanın dışına çıkıp her yeri gezmek isterdim. Tüm dünyayı gezmek evet. isterdiniz yani. Evet, aynen. Peki ilk nereye giderdiniz? İlk nereye giderdim? Paris. Neden Paris? Ya aşklar şehri, orayı görmek istiyorum. Çok romantik bir şehir ama maalesef biraz pahalı. Maalesef evet, biraz pahalı. Gerçi uçtuktan sonra çok da... Yani çok da şey değil aslında. En azından uçak parası uçak vermez. Uçak parası vermem. Bir tek orada işte bir yiyecek falan, sadece onlar giderdi. Evet, daha fazla zaten uçak parası tutuyor. Aynen. Bir süper gücünüz olsaydı hangisini isterdiniz? Dünyada barışı sağlardım. Dünyada barışsa harika bir güç. Nasıl sağlardınız peki dünyada? Adaletle sağlardım. Dünyada adalet ve barış harika. Evet. Peki siz ne yaparak dünyada adalet ve barışı sağlardınız? Başta ülke yönetiminin başına geçtikten sonra işte adalet olunca zaten barış kendi gelir. Bizim sorunumuz şu anda adalet sorunu mu ve barış sorunu? Bizim değil, dünyanın sorunu bu. Dünyanın sorunu pardon. Bizim değil yani. Bizim olarak değil yani. Dünyada bu sorun var. Efendim bir süper gücünüz olsaydı hangisini isterdiniz? Yorulmamak isterdim. Yorulmadığınız bir hayat isterdiniz. Aslında emeklilik de bunun için biraz dinlenmek için. Emeklilik deyince düşüneceksin. Verdiklerin ne ki zaten? Hayat şartlarını biliyor musun? Geçim şartları o kadar zor. Vallahi bildiğin gibi değil. Yani paranın hiçbir değeri yok. 50 lira bozdurur akşam ne bitiyor? Evine et götürüp etin kilosu olmuş 65 lira. 70 lira. Hadi et al da ye. Önce saati lazım. Yemedin boğazına ne yapacaksın? Emekliler olarak geçinemiyor musunuz mümkün yani? Mümkün değil, mümkün değil. Emekler geçinmiyorsa vallahi yalan. Adam ek iş yapıyor. Hadi biz ameliyatta çalışamıyoruz. Çalış, iş yok. Zaten gençlere de iş yok. Benim torunlarım var, hepsi de üniversite mezunu, iş yok. Zaten bir emekliden çalışmasını beklemek... Ne kadar doğru değil mi yani? Değil, yanlış, o zaman neden yanlış, emekli oldu tabii, değil mi? Yaş benim 74. Hadi bakalım çalış. Nasıl olacak mümkün o iş? Mümkün değil yani. Ama bu maalesef geçim sıkıntısı. Çok zor, çok zor. Hayat şartları çok zor yani. Bildiğiniz gibi değil. Siz yorulmadığınız bir hayat istiyorsunuz evet, artık. Emekliliğinizin evet. de tadını çıkarabilmek istiyorsunuz. Evet, evet, evet. Şöyle bir gidip de şöyle deniz kenarında veyahut da oturup şöyle bir kendim şöyle bir kenara atmak istiyorum ama mümkün değil. Zaten Eskişehir'den çıkamıyoruz şu an. Nereye siz gidecek? Dinlenmek istiyorsunuz. Yorulmamak değil de sanırım dinlenmek istiyorsunuz. Ay yaşa, dinlenmek istiyoruz. Doğru valla. Emekli olarak en büyük hakkınız. En büyük, doğru. Efendim bir süper gücünüz olsaydı hangisini isterdiniz? Zihin okumak. Neden zihin okumak peki? Ne yapardınız? Çünkü insanların benim hakkımdaki fikrini ve birçok şehir hakkındaki fikrini öğrenebilirdim. Peki ilk kimin zihnini okurdunuz? Sevdiğim kadını. Sevdiğin kadını. Harika bir cevap. Peki sizce ne geçerdi onun aklında? Beni ne kadar çok sevdiği. Harika o zaman. Bundan eminsiniz. Çok güzel. Evet eminim. Peki başka kimlerin zihnini okurdunuz? Annem ve baba. Anneniz ve babanız. Siz yakınlarınızın zihnini okurdunuz zaten. Yani. Peki uzaktaki insanlar? Uzaktaki insanların ne düşündükleri pek ilgimi çekmezdi sanırım. Bir süper gücün olsaydı hangisini seçerdin? Ya ben görünmez olmayı isterdim ya. Peki neden görünmezdik? Ne yapardın görünmez olup? Ya şöyle bir şey var. Mesela bir insana güvenmek zordur. Hani... Konuşma aşamasında falan yani bu bizim çağımızda nasıl diyeyim kız arkadaş olsun şu olsun falan pek güvenemezsin. Onların mesela ne yaptığını bilemezsin. Sana nasıl bir nasıl söylesem ya şimdi nasıl tabir. Görünmez olup onları izlemek yani mi isterdin? Onları izlemek isterdim bir nevi. Yani bana söyledikleriyle yaptıkları bir mi? Neler yapıyor falan. Yani, öyle. Yani insanlara karşı bir güven problemi mi yaşıyorsun? Aynen öyle. Aynen. Sence neden kaynaklanıyor? Çağımızda dedin çünkü. Yani neden kaynaklanıyor? Mesela iletişimsizlikten olabilir mi ya da güven duymama sorduğun zaman sana gerçek gibi gelmemesi? Ya bu günümüz insanların karakteriyle alakalı bir sorun. Nasıl bir karakteri var günümüz insanın? Nasıl diyeyim? Yani
direkt günümüz gençlerinden örnek vereyim ben size. Ya şöyle mesela bir kişi yetmiyor. Günümüz insanlarına bir kişi yetmiyor. Birden fazla kişiyle muhatap olma çabasındalar. İşte bu da her insanda bir şey yani böyle bir nasıl diyeyim illa böyle bir güven sıkıntısı oluyor. Sen peki haddinden fazla sosyalleşmekten bahsediyorsun şu anda sanırım. Evet, evet. Senin peki dostum, arkadaşım dediğin insan sayısı kaçtır? Sen de tabii ki bu çağın bir genci olarak. Evet. Yani bir elin beş parmağını geçmez. Öyle söyleyeyim. Ondan sonrası sıkıntı mı oluyor? Sıkıntıya giriyor ki onların da karın ağrısını çok çektik. Hele bu devirde. Vazgeçtik. Az insan çok huzur mu diyorsun? Çok huzur, aynen öyle. Bir süper gücünüz olsa hangisi olsun isterdiniz? Ya Eskişehir Spor gibi Anadolu kulüplerinin bütün borçlarını kapatıp en iyi yerlere gidebilmesini isterdim. Yerel futbolun güçlenmesini istiyorsunuz yani. Aynen. Peki bu nasıl olur? Borçları kapatmaktan bahsettiniz. Yani borçları kapatıp en iyi transferlerle, en iyi yönetim şekliyle Eskişehir Spor gibi Anadolu kulüplerinin en iyi yerlerde olmasını isterdim. Büyük biliyorsunuz Bursa Spor'dan sonra bir yerel takım birinci şampiyon olamadı maalesef. Eskişehir için de böyle bir şey diliyor musunuz? Tabii ki. Eskişehir Spor taraftarı olarak bunu da istiyoruz en doğal olarak. Eskişehir Spor taraftarı biraz tutkuludur değil mi? Aynen o şekilde. Gidiyor musunuz maçlara? Evet. Beğeniyor musunuz peki? Yani şu an kulübün bulunduğu duruma göre yine taraftar desteğiyle beraber en iyi şekilde oynadığımızı düşünüyorum. Duruma göre en iyi halimizdeyiz diyorsunuz yani. Evet. Peki daha iyisi olur mu sizce? Bir değerlendirme yapabilir misiniz Eskişehir Spor hakkında? Ya daha iyisi olması için hani borçların kapanması gerekiyor. Önümüzde hani eksi puanlar var, küme düşme cezaları var. Yani bunun için şehrin ileri gelenlerinden destekler gerekiyor. Bunun için hani para gerekiyor Eskişehir Spor için. Borçları kapatıp yeni transferler yapıp en iyi yere çıkmak istiyorsunuz. Yani sorun ekonomik, siz de süper gücünüz olsaydı bunu düzeltirdiniz. Aynen o şekilde. Harika. Pek fazla süper güce de gerek yok. Belki zengin olsanız? Zengin olsam bütün paramı büyük ihtimal Eskişehir Spor'a verirdim. Harika. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bir süper gücünüz olsaydı hangisini seçerdiniz? Uçmak isterdim herhalde. Peki uçup nereye giderdiniz? Vallahi. Nereye gitmek istersiniz? Ülke ülke gezmek ya. Tüm dünyaya gezerdiniz aynen, aslında aynen. Değil mi? Uçak parası da vermezdiniz. Yani. İstediğim anda istediğim yerde bulunmak isterdim. Bir süper gücünüz olsaydı hangisini isterdiniz? Geçmişi unutmak. Geçmişi unutmak gerçekten güzel bir süper güç olurdu. Peki çok fazla anı var mı böyle unutulması gereken? Kayda değer evet. Kayda değer ama sayı olarak az. Süper güçsüz bir şekilde unutmanızı diliyorum o zaman. Teşekkürler. Efendim eğer bir süper gücünüz olsaydı neyi seçerdiniz? Dünyada eşitliği seçerdim. Zenginlik, fakirlik olmasın. Tek düz hayat. Zenginler. Herkes eşit olsun. Herkes din, eşit olsun. Dil. Örk. Her şey eşit Örk olsun. Ve ekonomi her şey eşit. Her şey eşit olsun. Peki böyle bir şey olursa dünyadaki tüm problem çözülür mü sizce? Bence çözülür. Efendim eğer bir süper gücünüz olsaydı hangisini isterdiniz? Uçmayı isterdim. Neden uçmak peki? Trafik kısıtlaması olmadan istediğim her yere gidebilirdim. Rahat. Trafikte olaydı. Zorlanıyor musunuz? Yani bazen. Peki yaya olarak mı yoksa araç kullanıcısı, şoför olarak mı zorlanıyorsunuz daha çok? Yani her türlü aslında. Çünkü Eskişehir'de de trafik sorunu başladı artık. O yüzden bence böyle. Sizce bunun çözümü uçmak mı yani? Aynen öyle. Başka bir çözümü olamaz mı? Yok, hayır. Eğer bir süper gücünüz olsaydı hangisini isterdiniz? İnsanların zihnini okumak. Neden insanların zihnini okumak peki? İnsanların düşüncelerini merak ediyorum ya. Yani iki yüzlü olmalı. İnsanlar iki yüzlü diyorsunuz. Evet. Peki kimin zihnini okurdunuz ilk? Sanırım arkadaşlarımın. Arkadaşlarınızın zihnini okur. Peki şüphe ediyor musunuz? Yani aslında çok etmiyorum ama şüphe ettiğim insanlar var. Şüphe ettiğiniz insanların zihnini okurdunuz yani. Evet. Peki üzülür müydünüz? Bazen. Hayal kırıklığına uğrayabilirdim sanırım. Bu süper güç birazcık da üzücü bir güç olurdu. Evet. Peki herkesin mi isterdiniz yoksa hayır, sadece istediğiniz yani insan? Herkesin zihnini okumak istemezdim ya. Çünkü mesela sokaktan geçen bir insanın o an hani aklında çok farklı bir düşünce, benim çok üzüleceğim bir düşünce de geçebilir. O yüzden tanıdığım insanların zihnini okumak isterdim. Sadece tanıdığınız insanların evet. Ve istediğiniz zaman evet. İsterdiniz. Her zaman zihinlerini okumak istemezdim böyle bazen istediğim zaman. O an ciddi konularda diyeyim ya. Efendim eğer bir süper gücünüz olsaydı hangisini seçerdiniz? Ölümsüzlüğü seçerdim.
Peki neden ölümsüzlük? Ölümsüzlük birazcık yakınlarınız için. Hayır, öncelikle kendim için, çünkü yaşamak çok güzel. Bir süper gücünüz olsaydı bu güç ne olsun isterdiniz? Yani gözden kaybolmayı isterdim. Gözden görünmezlik. Ya, görünmezlik diyelim. Peki neden görünmezlik? Ne yapardınız? Ya nasıl diyeyim? Çok aranan bir tipim. Çok yoğun bir tipim, biriyim. Onun için biraz böyle gözden uzak olmak isterdim. Siz sanırım şu anda hayatınızın bu yoğunluğundan şikayetçisiniz. Kesinlikle. Peki ne gibi yoğunluklar var hayatınızda? Okul, iş, ev, aile, sürekli de şehrime de gidip gelmek zorunda kalıyorum. Biraz yorucu oluyor. Kesinlikle. Biz gençler hiç yorulmuyoruz zannediliyor ama biz de yoruluyoruz değil mi? En çok biz yoruluyoruz. Gerçekten. Çünkü yaşını almış kişiler bizim ülkemizde biraz daha sıkıntı da genelde bir köşeye çekilebiliyorlar artık. Değil mi? Başka emekli ülkelerde evet. Biz hala bir koşturmaca içerisindeyiz. Bir şeyleri yakalama içerisindeyiz. Bir hedeflerimiz var. Başarmaya çalışıyoruz. Başaramadığımız zaman da iyice o hayaller, istekler köreliyor diyebilirim. Sürekli gelecek hayali ve gelecek planlaması kesinlikle yapıyoruz. Tamamen kaygı. Bu biraz zor oluyor değil mi? Yapamadığın zaman da işte demin dediğim gibi köreliyor artık. İsteğin kalmıyor pek içerisinde. Ya bunlar... Üniversitede mi okuyorsun? Evet. Üniversiteli gençlerde özellikle gelecek kaygısı çok sık görülüyor Türkiye'de. Ben o kadar, bendeki o kadar abartıldığı kadar değil de yine de kendi içimde yaşıyorum. Sadece yorucu oluyor sizin için. Evet. Yani gözden kaybolarak dinlenmek istiyorsunuz aslında. Kesinlikle. Ben çok konuşuyorum bu arada da. Antalya'm normalde. Antalya'nın batı tarafındaki sahillerini, koylarını çok severim. Mesela bazen çantayı takıp sırtıma o tarafları yürümek istiyorum. Sadece yürümek. Peki sizi en çok zorlayanlardan bir tanesi de herhalde havanın soğukluğu olmuştur Antalya'dan gelen bir insan olarak. Çok değil aslında. Neden? Erzurumlu benim babam da. Yani soğuğa alışık olabiliyorum. Nedense. Beni burada en çok zorlayan şey maddiyat oluyor. Çünkü Eskişehir'de beklediğim gibi olmayan bir şeylerden birisi de ev kiraları mesela. Tamamen üstü öğrenci üzerine kurmuşlar zaten sistemlerini. Çok çalışmasan da burada birkaç dairen olduğumu geçinebiliyorsun. Bir ev tutacağın zaman 800-900 liralık bir kira istiyorlar. Depozito aynı zamanda da bir komisyon veriyorsun. Emlak endeksi son 2 senede maalesef çok arttı ama tüm Türkiye'de böyle Eskişehir bunun için özel bir şey değil maalesef. Aslında Antalya'dan örnek vereceğim ben. Antalya turistik bir yer olmasına rağmen iç kesimlerinde yani merkeze en fazla 20 dakika uzaklıktaki yerlerde bile öğrenci için daha uygun yerler olabiliyor. Burası öyle değil. Burada uygun bir yer arıyorsan mesela odun pazarına gideceksin, sütlücüye gideceksin de oradaki evler de çok beter. Şimdi ben Bağlar'da oturuyorum. 900 lira kiram var. Taşınırken depozito artı şey ödedik. Komisyon 900, 900, 1800, 1900 daha üzerine ödedik. Bir de abonelikler sıkıntı oluyor. Hem elektrik hem de doğalgaz ödüyorsun. Abonelikleri açtırdınız. Evet, doğalgaz da yani 800'e yakın olmuş şu an aboneliğe. 800 lira ödediniz mi doğalgaza? Ben ödemedim, arkadaşım ödedi. Ona biraz borçlandım. Ama ödenilecek yani, sonuçta. Evet. Yani toplam, hatta bir bölüm yaptığımızda 2 kişiydik. Biz 383 lira düşmüştü elektrik ve doğalgaz. Allah'tan şey var burada, su sıkıntısı yok. Kartına para atıyorsun. Harcadığın kadar. Ben 4 aydır da karta para atmadık yani. Evet, suyumuz iyi. Aman nazar değmesin diyelim. Evet. Çok teşekkür ederim yorumlarınız. Teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Bugün Eskişehirlilere bir süper gücünüz olsaydı hangisini isterdiniz diye sorduk. Herkesin isteklerini süper gücü olmadan gerçekleştirilmesi dileğiyle programımızı noktalıyoruz. Bir sonraki Eskişehirli Ne Diyor'a dek hoşça kalın.